Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın destek ve katkılarıyla yapmakta olduğumuz programımızın bugünkü bölümünde sizlere Kayserililerin ifadesiyle Cami-i Kebir, kitapların yazdığına göre Kayseri Ulu Camii'ni sizlere anlatacağım. Kebir demek, büyük demek. Ulu da büyük demek. Öyleyse bu ifadede bir yanlışlık yok. Peki niye bazı camilere Ulu Cami diyorlar da bazılarına işte filan cami filan cami deniyor ama birine gelince onu yaptırana falan düşünmüyorlar. Sadece Ulu Cami diyorlar. Efendim Ulu Cami bunun yapıldığı dönemde her şehirde, her meskun mahallede daha doğrusu, yani mahallelerde değil de şehir olarak yerlerde, yerleşim yerlerinde, ifadede zorluk çekiyoruz efendim yeni yeni kelimeler çıkınca, bir tek camide cuma namazı, bayram namazı kılınabilirdi. Diğer camilerde mescit adı verilirdi, vakit namazı orada da kılınırdı. Ama cuma ve bayram sadece bir yerde kılınırdı. Bunu da yabancılar da bilebilsin diye, yanlış anlaşılmasın, başka bir camiye gidip yorulmasın, namazı kaçırmasın cuma namazını diye Ulu Cami derlerdi. Arayan da her geldiği yerde yabancı da olsa, misafir de olsa Ulu Cami neresi diye sorardı cuma namazı kılacağı zaman. İşte bu caminin adının Ulu Cami olarak konması da bu sebeptendir. Daha sonraki dönemlerde çeşitli fetvalarla aynı şehirde başka camilerde de cuma namazı, bayram namazı kılınmasına izin alınmış. Dolayısıyla artık Ulu Cami ifadeleri kalkmıştır. Bu beylikler döneminin Melik Gazi zamanında efendim ki beylikler döneminin yapısı olduğu için o zamandan ismi kalmış. Sonradan çok büyük köklü onarımlar geçirmiş. Ama adı halen devam ediyor. Danışment Devleti'nin, beyliğinin beylerinden Melik Mehmet Gazi Hazretleri bu camiyi inşa ettirmiştir. Tabii vakf olarak inşa ettirmiştir o zaman. Para kazanmak için cami inşa ettirir mi efendim? 1134'lerde başlamış. 1143'te de 9 senede cami bitmiş. Bu cami Anadolu'daki Aydınoğulları Beyliği'nin zamanında Ege'de yapılan camilerde de Nevşehir tarafındaki yapılan Selçuklu camilerinde de zeminden daha aşağıya çukura indirilmiş camilerdendir. Mesela Malatya'daki Battal Gazi Camii de böyle. Ulu Camidir. Battal Gazi ilçesindeki cami de ulu camilerdendir. O da yere 8, 10, 15 basamakla inilenlerdendir. Bunun çatısı da Birgi'deki Aydınoğlu Mehmet Bey'in Ulu Cami'nin çatısı gibidir. Ama burada sütun kullanılmamış. Onun yerine efendim pil payeler kullanılmıştır. Neden? Sütun elde edilecek taşlar fazla bulunmadığı için, orada bazı sütunları da ahşaptan yapabilme imkanı var Bozdağ'ın ormanlarından getirdikleri için. Burada ise Kayseri'nin Mimar Sinan doğduğu Ağrınas bölgesindeki bol böyle güzel inşa taşının çıktığı yerlerden taşlar çıkartmak suretiyle parçalı taşlardan pil payeler yapmışlar, kemerler yapmışlardır. Cami yapıldıktan sonra bugüne kadar, günümüze kadar 9 kadar köklü onarım geçirmiştir. Efendim, bu onarımlar esnasında da tabii çeşitli devlet adamlarının baş tutmasıyla olmuş. En son onarımı da halkın yardımıyla güzel bir hale getirilmiş. 3 tane kapısı var. Bu da tabii böyle büyük bir caminin, cemaatinin çabuk tahliye edilmesi için düşünülmüş güzel bir sistemdir. Daha sonra mihraba yakın ve caminin sağ tarafından bir kapı daha açılmış, sonradan açılan bir kapı. O kapı da eklenince 4 kapısı olmuştur. Efendim caminin muhtelif onarımlar geçirdiğini biraz önceki konuşmalarımda söylemiş idim. Bunlardan 1898'deki onarımda caminin direkleri tamamıyla değiştirilmiştir. Caminin yıkık yerleri onarılmıştır. Tabii büyük bir inşaat ekibi çalışmaktadır. Başında işte bir usta, mimar görevlidir. Hikayenin temelinde bir fakirin
sırf Allah rızası için Allah'ın evi bildiğimiz, Beytullah olarak bildiğimiz camilerin yardım edicilerinin çok sevap kazanacaklarını düşünerek kendi imkanıyla, hani Yusuf Aleyhisselam'ı yaptığı iki yumak yünle satır almaya çıkan, pazara çıkan yaşlı hanımcağız gibi bir yaşlı Kayserili hanımefendi gelir der ki, yavrum ben de size iki tane kerpiç getirdim, şunları da koyar mısınız? Rivayette kerpiç de var, tuğla da var. Görüneni tuğlaya benziyor. Biz bunu artık tuğla olarak ifade edeceğiz. Pek yanaşmazlar bunu almaya. Fakat sonradan mimarın gördüğü bir rüya üzerine böyle bir kalbi kırdığını düşünerek efendim, o teyze ısraren bir daha geldiğinde, yavrum alın koyun, bu teyzenin biz isteklerine karşı duramayız. Aksi halde bizim buradaki işimiz gücümüz de tehlikeye düşecek. Siz onu koyun demiştir. O tuğlayı veya kerpici inşallah caminin içinde göstereceği de, caminin içinde cemaat namaz kılıyor. Bu caminin özelliklerinden birisi, yapıldığı tarihten itibaren 24 saat kapıları hiç kapanmamıştır. Kayseri'de iki camiden bahsedilir. Yapıldıktan itibaren hiç kapanmamıştır. Birisi Hunat Camii, birisi de Cami-i Kebir, yani Ulu Cami. Bu caminin bir özelliği daha var. Kayseri'de başka camide bulunmayan bir özellik bu sefer. Nedir? O da caminin minaresi Kayseri'de bulunan hiçbir camide olmayan Selçuklu tipi tek minaredir. Selçuklu tipi tek minaredir ve üzerinde Taşkent, Semerkant, Buhara'daki medreselerde ve camilerde kullanılan, biz bugün mozaik diyoruz, küçük parçacıklar halinde. Onun esas aslı seramiğin pişirilip işte çeşitli renklerle boyanmasıyla elde edilen turkuaz dediğimiz, yani Türk mavisi. Siyahla maviyi turkuazla Türk çok güzel birleştirmesini bilebilmiş ve işte bu caminin minaresinin de hemen şerefe altında şöyle 2 metreye yakın bir genişlikteki şerit tamamıyla çinilerle süslenmiştir. Kimisine böyle olanların yeşil minare diyorlar. Kimisine cıncıklı diyorlar. Anadolu'da efendim böyle parlayan parçalara, cam parçalara cıncık derler. Cıncık. Testi kırığının işte camdan olan kırıkları gibi cıncıklı da tabir edebilirler. Burada da var öyle. Efendim, bu da yazı tabii. Ne yazıyor? Valla notlarımda, araştırdığım kitaplarda ne yazdığını, nasıl bir kitabe olduğunu minarede göremedim. Takdir ederseniz ki buradan da çıkıp eğilip de altından onu okumaya çalışmam da benim için imkansız bir hadisedir. Onun için onu da öylece yazı var deyip geçiyoruz ve caminin kapısına ben hareket ediyorum. Kıymetli seyircilerim, tam caminin içine girecektik. Bir tane Türkiye'nin misafirini gördük. Bir Japon turist, yanında da rehberlik yapan Türkiye'den kardeşlerimiz var. Ben sizin adınıza rica ettim. Kayseri'deki bu Cami-i Kebir, Ulu Cami'yi gezip çıkıyorlardı. Biz de girecektik içeriye. Dedim bakalım dışarıdan nasıl görünüyor Cami-i Kebir. Arkadaşa rica ettim. Japon misafirimiz de kabul etti birkaç şey söylemeyi. Şimdi sorar mısınız, bu camiyi gördüğü zaman ne hissetti, nasıl buldu yani bu eseri? Birçok tarihi eser gezmiştir tahmin ediyorum. Tarihe de meraklı olduğunu zannediyorum madem burayı görmeye geldi. Kendisine bir söyler misiniz? How do you find the mosque when you came to the mosque? Yeah, actually I saw in Istanbul the Blue Mosque. Blue Mosque is somewhat gorgeous and colorful, but this mosque is silent and peaceful. Sultanahmet Camii'yi gördüm. Bu cami ona göre daha sessiz ve daha huzur bulucu diyor. Tabii bundan onun arasında bir 500 sene fark olduğunu biliyor mu acaba? Biliyor. Yapılış tarihi olarak. There are 500 years between the two mosques built. The Sultanahmet mosque built 500 years later than this mosque. And 500 sene önce bu. 500 years before this mosque have done. Biliyor ha? Yeah, the
It's amazing that this mosque was built 500 or more, so old one. But during 500, Turkey is increasing in the technique or the something new one was built. I think so. Şunları söylemek istiyor. 500 yıl öncesinden yapılmasına rağmen, yani 500 yıllık bir geçmiş teknoloji olmasına rağmen bu cami çok güzel ve insanın huzur bulduğu bir yer diyor. Efendim, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Zahmetlere girdi bizim için. Sağ olsun, memleketimize hoş geldi. İnşallah bir daha gelir. Bekliyoruz. They are thanking for you and they said to you, you're welcome. Thank you very much. Kıymetli seyircilerim, gördüğünüz gibi Türkiye'ye gelen bir misafirimiz bu eser hakkındaki güzel intibalarını söyledi. Doğrusu benim gözlerim yaşardı. Yani Mehmet Melik Gazi Hazretleri acaba bilir miydi böyle bir Japon'un gelip de burayı ziyaret edeceğini, göreceğini ve hayran kalacağını? Bilmezdi belki. Ama şimdi demek ki insan hayır yapmalı bir yerde. Bir şeyler yapmalı insanlığın hayrına. Gün geliyor, bakınız, yapılışından kaç yüz sene sonra, 800 seneyi geçmiş, 900 seneye yaklaşıyor, 850 küsur sene olmuş ve bir Japon geliyor, hayranlığını bildiriyor. Biz de onların torunları olarak bu eseri onlarla söyleşme imkanı buluyoruz. Ben Kayseri Havalanı'nda bakıyordum, bir sürü Japon turist her gün. Uçaklarımızın yarıdan çoğu Kayseri'ye gelen Japon dolu. Herhalde bunlar Nevşehir'e gidiyorlar. Hani şimdi ona Kapadokya diyoruz ya efendim. Bizden çıkarmışız da Nevşehir diyemiyoruz. Kapadokya diyoruz. Meğer Kayseri'yi gezmeye geliyorlarmış. Ne güzel şey efendim. Biz bu programı yapmakla ne kadar isabetli olduğunu işimizin ve belediye başkanının bizi çağırmasından ne kadar isabetli bir şey olduğunu burada da anlamış olduk. Efendim, misafirimizle geçirdiğimiz vakitten dolayı zamanı esasla bir zorlamış olduk. Ama kesemedik de yurdumuz hakkında bir turistin ifadeleri Türk turizmine de, Türk sanat tarihine de büyük hizmetler edeceğine inandığımız için şimdi Ulu Cami'yi bugün bitiremedik. Bundan sonraki programımızda inşallah sizlere abdest alma yerinden başlayarak Ulu Cami'yi anlatmaya devam edeceğiz. Bugün süremizi doldurduk. Hoşça kalınız efendim.